Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere tığ işi bir böyle bebek yeleğini anlatacağım. Kolay, sade bir bebek yeleği. Herkesin rahatlıkla yapabileceği hediyelik, torunlarınıza, kendi çocuklarınıza yapabileceğiniz bir tığ işi yelek sevgili izleyicilerim. 3 parçadan oluşan bir yeleğimiz. Şöyle. Ben bebe yünü kullandım. Bir de 2 numara tığ sevgili izleyicilerim. Yaparken bebe yünü 2 numara tığ kullanıyorum. Sizler dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şöyle ben bu ölçüleri vermek istiyorum. Önce örneğimize başlamadan önce. Bunu biraz büyük yaptım sevgili izleyicilerim. Bu 2 yaş falan olabilir. Bazen şöyle daha küçük yapıyorum 1 yaş için. Ama bu bayağı bir büyük oldu. Eğer 2 yaş yapacaksanız bu ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle trabzanla başlıyoruz. Şuradan şerit halinde. Her zaman gösteriyorum diğer yeleklerimde, tığ işi örneklerimde de gösteriyorum. Şimdi sevgili izleyicilerim şöyle şerit halinde başladıktan sonra hemen örneğimizi üstüne hep beraber yapacağız. Sonra şurayı kadar öreceğiz diyelim. Sonra buradan sonra şu kol kesimini de sizlere biraz anlatmak istiyorum. Tabii ben böyle bu kadar öremiyorum. Sadece bir örnek falan sizlere anlatacağım. Sonra burayı geçeceğim. Çünkü öyle bizim çekme imkanımız yok. Yavaş yavaş örüp ara ara çekemiyoruz sevgili izleyicilerim. Keşke olsa da sizlerle öyle paylaşsam tamamını. Bazen yazıyorsunuz işte tamamını sizle örebilir miyiz falan diye. Keşke öyle imkanlarımız olsa, teknik imkanlarımız yok. Böyle bu kadar anca çekebiliyorum ben. Artık ne kadar anlatabiliyorum sizler inşallah anlarsınız sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle bakın. Buradan da şöyle devam etmek istiyorum yakından. Şöyle başladıktan sonra önlerimizi 5 örnek yapmışız sevgili izleyicilerim. Şurada 4 tane trabzan koyuyoruz. 5 örnek yapmışız. Arkasını da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane örnek yapıyoruz. Diğer önümüz de aynı. Uzunluğuna gelince şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane uzunluğunda çiçekli yerimizi 7 tane yapmışız. Sonra buradan trabzanlarla kesmişim sevgili izleyicilerim. Bir örnek ördükten sonra diğer ön kısmını da buradan kesmişim. Öyle yukarıya doğru devam ettirmişiz sonra. Şöyle hemen modelimiz burada dursun. Ara ara yine gösteririz modelimizi. Şimdi beraber sizlerle böyle örneğine başlamak istiyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi şerit halinde şöyle yapıyorum bakın. Şöyle yaptım. Tabii ben ölçerek yapıyorum. Sizler yine çocuklarınızın yeleklerini ölçerek de birer örnek artırabilirsiniz, küçültebilirsiniz diyelim. Daha küçük yapmak isterseniz. Şerit halinde şöyle 6 zincirle 4 tane şerit başladım sevgili izleyicilerim. Şöyle yapıyorum bakın. Şimdi şöyle şurasını uzun olmasın diye. Bakın şöyle söktüm hemen. Şöyle dönüyorum hemen. Hep. Şöyle şerit yapıyorum istediğiniz uzunlukta. Şimdi hemen örneğine geçmek istiyorum. Yeleğimizin. Yanlardan başlarken 3'er tane. Şöyle ön kısmı olsun burası 4 tane yapalım. Hemen arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aralıklı 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın hep aralıkla batıyorum böyle. Yan yana sevgili izleyicilerim. Yan yana trabzanlarımızı önce batıyoruz şöyle.
1, 2, 3, 4 zincir hep. Şöyle biraz aralıklı batıyorum. Şöyle aralıklı batıyoruz hep. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Biraz aralık veriyorum. Yan yana 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3, 4 zincir. Şöyle batıyorum hemen. Bakın şimdi 5 tane bu yan ön trabzanımızı 4 tane trabzan yaptık. Ön zinciri için şu yukarıya doğru giden. Arada da 5 tane üçlü trabzan başlıyorum sevgili izleyicilerim. Sonra zaten yine böyle devam ediyorum. Burası da yan trabzanı olsun. Şöyle 2 tane de burayı yapalım dikiş payı için. Şöyle modelimizi şu an, yani yeleğimizin örneğini şu an başlamış olduk. Toplam bu sayıları verirsem 9 9 18 tane trabzanla başlamışım, böyle şerit halinde baştan. Sonra onları aralıklı batıyorum sevgili izleyicilerim. Bu büyüklükte yapacaksanız 5 örnek. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın 3 zincirle döndüm. Arada 2 tane böyle trabzan yapıyorum. Bunlar dikiş payı için. 2, 3, 4 kaç tane isterseniz o kadar devam ettirebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle hemen bir zincir çekiyorum. Şurayı böyle battım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tam şu trabzanımın, 3. trabzanın şu ortasına böyle bir trabzanla batıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine bir çiçek oluşturuyorum burada. Aynı yere. Hiç arada zincir yok bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen şurayı batıyorum. Arada zincir yok. Üstüne doladım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yere bakın batıyorum. Şimdi şöyle zincir yok. Bir tane zincir çekiyorum hemen. Şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi 3 tane trabzan yaptığımız yerin tam ortasına çiçeklerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere çiçek yapıyoruz 3 tane. Şuralarını yapıyoruz sevgili izleyicilerim, bakın. Şimdi arada zincir yok. Hep 4'er zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum bakın. Şöyle, ben bu işlemi yaparken siz modelimi izleyin yakından. Kol kesimini, yaka kesimini daha yakın. Oradan da bakıp yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bazen yorumlar yazıyorsunuz bana, çok hoşuma gidiyor sevgili izleyicilerim. Beni onur ediyorsunuz, duygulandırıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum size. Tabii hep iyi yorum beklemiyorum ama insan, yani güzel şeyler duyduğu zaman daha farklı da tepki verebiliyor. Onun için de çok sağ olun. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz beni. Yazıyorsunuz.
Ben devam ediyorum. Yan tarafta örüyorum sevgili izleyicilerim. Bakın şimdi böyle sıramın sonuna geldim. 5 tane çiçeğimi yaptım. Sıramın sonuna geldim. Burada 4 tane 3 zincirle 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bu ön lastiğimiz oluyor bebek yeleğinin. Ön lastiği. Şimdi şöyle hemen 3 zincir çekiyorum. Yine şurayı batıyorum baştan. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle şu araya batıyorum. Şimdi şöyle burada da aynısını yapıyor sevgili izleyicilerim. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir. Şurayı batıyorum hemen. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu çiçeğin üstüne batıyorum. Çok uzatmıyoruz çiçeğin üstüne battığımız zaman. 1, 2, 3, 4 zincirle şurayı hemen bir üstüne dolayıp yukarıya doğru çıkıyorum. Aralarda hep 4'er zincir. 1, 2, 3, 4 zincirli. Kolay ve zevkli bir örnek. 2, 3, 4 zincir. Dört zincir. Bir çiçeğin üstüne batıyoruz. Şu tam ortadaki çiçeğimizin şu üstüne batıyoruz. Bir sefer de araya batıyoruz sevgili izleyicilerim. Hep 4'er zincirle. 3, 4 zincirli. Bakın yine sıramın sonuna geldim. Burada 2 tane dikiş payı olan trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincirle dönüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum böyle. Şimdi şöyle. 1 2 3 Bir tane de şu tam çiçeğimizin üstüne dolgumuzu yapıyoruz. 4 Yine devam ediyoruz. 5 6 7 7 tane trabzan yapıyorum şu an. Şimdi şu arada batmıyoruz. Hemen kenarına içine batıyoruz sevgili izleyicim. Çiçeklerin şu iki arasında 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Hep 7'şer tane. 3'er Şu aralara 3'er tane trabzan, çiçekli olan yerimize de bir tane toplam. Şuradan şuraya kadar 7 tane bakın. 7 tane. Ben şuraya kadar tamamlarken siz yine modelimi yakından izleyin. Hem sıkılmazsınız hem de modelin de tamamını görmüş olursunuz. Şöyle de modelimizi şöyle arkasını da tam şöyle kalsın, onu da ara ara görün ki arkasını da yapabilirsiniz şuradan bakarak sevgili izleyicilerim. Dışarıda koyunlar var, Kurban Bayramı yaklaştığı için sevgili izleyicilerim. Onların da sesleri geliyor şu an. Meliyor tabii koçlarımız, kuzularımız, keçilerimiz var. Yakın bize satıyorlar sevgili izleyicilerim. Kurban Bayramı biliyorsunuz yakınlaştı.
satılan yer bize çok yakın şu an. Oradan da ses geliyor. O da bana yardımcı oluyor. Ben konuşmadığım zaman ona sesi geliyor sevgili izleyicilerim. Beni dinlendirmiş oluyor hem de bu sayede. Şöyle yine modelim burada dursun. Şimdi sevgili izleyicilerim, tam örnek anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir tane daha yapsam mı? Çok da uzayacak ama. Şöyle yapmak istiyorum şu. Ön kısmını size anlatmak istiyorum. Şu kol kesimini. Örneğimiz zaten hep böyle gidecek. Bakın 3 tane başladık trabzanla. Bir şey anlamadım falan derseniz yine anlatırız ilerleyen zamanda. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Bakın sevgili izleyicim, şu önü tam. Şu önü başladık. Şimdi böyle örneğimizi başladık ya, şu kadar. 5 örnek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Eğer bu ölçülerde yapacaksanız. Bakın şimdi 7 tane şöyle. Yukarıya doğru böyle yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yaptık diyelim. Sonra şu kol kesimini hemen size anlatacağım. Buradan hem örneğimi öreceğim hem de kol kesimini. Şimdi oradan devam ediyorum. Bakın şöyle. Şimdi 4 tane trabzanımızı yaptık ön lastiği için. Yine arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Hemen şurayı bakın. Şurayı. Şu 3 tane trabzanımızı buraya yapıyoruz hemen. Şu çiçeğin üstüne. Yine başlama yerindeyim şu an. Hem örneğimizin başlama yerini göstereceğiz. Hem de kol kesimin. Arada 1, 2, 3, 4 zincir. Yine bir doluyorum. Bakın şimdi şöyle şurayı, şu iki çiçeğin üstünde olan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincirle. Yine aynı yere batıyorum bakın. Şöyle tam karşıda şu 3 tane çiçek yaptığımız yerin hemen şurasına batıyorum böyle. 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi kol kesimine gelmeden son olarak şurasını da yapıyorum. Siz daha geniş de yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bir örnek daha da fazla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle devam edeceğim. Bakın 1, 2, tam şu kol kesimini anlatacağım. Şurasını. Şu tam bir çiçeğimizi buradan bitirmişiz böyle. Bir çiçeğimizi. Şöyle dursun. Bakın böyle iki zincir çektim şimdi. Hemen şu trabzandan buradan başlıyorum böyle. Devam etmeye. 2 3 4 5 Şu an kol kesimini yapıyorum izleyicilerim. 7 8 9 10 tane trabzan yapmışım şu an. 10 tane trabzan yapıyorum. Hemen çok da geniş yapmak istemiyorum. Şurasını 2 sıra yapmışız. Zaten bakın şöyle bir tane trabzanımız burada, bir tane de burada. Hemen şöyle yapıyorum ipimi kopartmadan. Şöyle sık iğne yapıyorum sevgili izleyicilerim. 2 3 4 5 6 tanesini sık iğne yapıyorum. Hemen 2 zincir çektim. Yukarıya doğru 4 tane trabzanla kol lastiğimizi devam ettireceğiz. Şurada kestik şimdi kolumuzu. Hemen 1 zincir çekiyorum yine. Şuradan da gösterebiliriz. Açık renk daha. Bakın şimdi şu kol kesimini gösterdik ya sevgili izleyicilerim. Kestik. Şimdi hemen yine örneğimizle devam ediyorum buradan.
örneğimle devam ediyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada hemen sık iğne ile tutturdum. Yine bir zincir. Tam böyle çiçeğimizin ortasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle çiçeğimizi yapıyoruz şu an. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Arada zincir yok. Bir zincir çekiyorum ikinciye. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Hem örneğimizin ikinci sırasını yapıyoruz, hem de kol kesimi sevgili izleyicilerim. Bakın ikinci örneğimizi de yapmış oluyoruz. Hem de buradan kolumuzu kestik. 2, 3, 4 zincirli. Hep böyle devam ediyorum. Dört zincirli çiçeğimizi yapıyoruz. Şimdi sıramın sonuna kadar böyle devam ediyorum. Sonraki dolgularımıza geldiğimiz zaman ön kısmını da yani yeleğimizin keseceğiz. Şöyle sıramın sonuna geldim. Modelimi siz izleyebilirsiniz. Yine bakın örneğimizin ikinci sırası, üçüncü sırasına geldim. İkinci sırasını yaptık. Şimdi şöyle zincirlerimizi çektikten sonra sevgili izleyicilerim hemen şurayı böyle batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Hemen şu araya batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Çiçeğimizin üstüne batıyorum. 2, 3, 4 zincir. Hemen şu araya batıyorum. 2, 3, 4 zincir. Hep arada 4'er zincir. Şöyle batıyorum. 4 zincir. Şimdi bakın hemen bu yukarıya doğru giden kol kesiminin trabzanlarına geldim. 4 tane ile devam ediyorum yukarıya doğru. Tabii bu bebek yeleği olduğu için 4 tane yapıyorum. Siz kendinize yapacaksanız 8-10 taneye kadar da çıkartabilirsiniz genişliğini. Şu kol kesimindeki trabzanlarımızın. Şimdi hemen yine bakın 3 tane şu 4 zincirin içine trabzan dolduruyorum. Önce 3, bir tane de şu çiçeğimizin üstüne yaptığımız yere batıyoruz. 4, 5, 6, 7. 7 tane bir çiçeğimizin üstüne trabzan dolduruyoruz sevgili izleyicilerim. 7 tane. Şimdi hemen diğer çiçeğimize geçiyoruz. Orayı da 7 tane dolduracağız aynı şekilde. 3, 4, 5, 6, 7 tane. Hep çiçeklerimizin şu ikisinin arasına 7 tane trabzan. Şimdi yaka kesimini de size anlatacağım. Sonra da ayrılmak istiyorum sevgili izleyicilerim. Çok değerli vaktinizi aldım.
Hep üçer tane trabzan, bir de çiçeğin üstüne batıyoruz. Şimdi bakın şöyle biraz belli olmaya başladı. Modelimiz şöyle belli olmaya başladı. Burası kol kesimi. Şimdi hemen yaka kesimini de aynı yapacağım sevgili izleyicilerim. Buradan devam ediyorum böyle 3 zincirle. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 2 örneğimize yakın trabzan yapıyoruz sevgili izleyicilerim. Burada 12 13 14 şöyle 1,5 örneğime yakın. Yani yaptım hatta 1,5 örnek. Sayalım 2 4 6 8 10 12 14. Şöyle şuradan şimdi şöyle devam ediyorum sevgili izleyicilerim, bakın şurasını şu an yaptım böyle. 2 örneğim kalacak. 2 örneğimle de yukarıya doğru devam edeceğim. Şöyle yine devam ediyoruz şu an örneğimize hemen hızlıca. Devam ediyorum şuradan. 12 13 tane bakın sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 tane trabzan yapmışım. Hemen 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine tekrar bakın örneğime başlıyorum sevgili izleyicilerim. Şu aradaki örneğime başladım hemen. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum bakın şu çiçeğimizin üstüne. Arada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu yan koltuk kesiminde olan trabzanları devam ediyorum. Üçer zincirle hep dönüyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi 4 tane trabzanımı yaptık. Tekrar örneğimize başladık buradan. Bakın şöyle bir zincir çekiyorum hemen. Tekrar bir zincir. Yine çiçeğime başladım. Şurada bırakacağım sevgili izleyicilerim. Şu an çiçeğimi yapıyorum 3 tane. 1, 2, 3, 4 zincirli. 4 zincir. Hemen arada zincir yok. Şimdi bir tane çekiyorum böyle. Biraz hızlı yapıyorum burasını. 2, 3, 4 zincir. Dört zincir. Hemen bakın şu yaka kesimine geldim. Bir, iki zincir çekiyorum. Buradan şimdi dört tane trabzan yapacağım. Bir, iki, üç, dört tane trabzan yaptım. Diğerlerini bıraktım sevgili izleyicilerim. Üç tane zincirle dönüyorum hemen. Şimdi yine 3 4 zincir çekiyorum. Şurayı batıyorum hemen. 1 2 3 4 zincir araya batıyorum. 1 2 3 4 zincir çiçeğin üstüne batıyorum. 1 2 3 4 zincir hemen kol kesiminin trabzanına geçtim. Hep böyle devam edecek bitirene kadar yeleğimiz. Bakın zaten kesim yerleri belli oldu. Şöyle. Şimdi örnek yerine geçeceğiz yine. Bakın sevgili izleyicilerim aynısı. Şöyle. Bakın şimdi şuradan şöyle belli oldu bakın. Bu büyüklükte yapacaksanız bu ölçülerde
Buradan yukarıya doğru böyle devam edeceğiz. Kol kesimini siz ne kadar uzunluğunu isterseniz, ben buradan yukarıya 3 tane örnek yapmışım. Bitirmişim sonra trabzanla. Bu da sizinle yaptığımız olan model. Beni yurt içi, yurt dışı, Almanya, Özbekistan, Amerika, Fransa, Hollanda, Türkiye, canım Türkiye. Bütün yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.